Evet hocam, U13 lig bu hafta başladı. 3 karşılaşma vardı. Yorum alalım. Sevgili Zeki, bak bu hafta gerçekten çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Çok sevinçliydiler. İşte kendi futbollarını yakınlarına gösterebilme, annesi, babası, dedesi tribünleri doldurmuştu. Tabii ligin favorilerinden Gönembeli diye bu yıl kurulan Marmara Adası'nı 10-0'la geçerken zorlanmadım. Marmara Adası kötü bir takım değil ama henüz tecrübesiz. Gönen Belediye çok ağır bastı. Sağbek Serhat, 5 numara, Sezai dikkatimi çeken futbolcular oldu. 8 numara yine topla çok iyi. 7 numara, 11 numara Yavuz. Yani isimlerini sıralamakta belki şu anda zorlanıyorum ama yeni başlayan bir lig. Gönen Belediye oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu açıkça ispatladı. Marmara Adası'nda bak 10 gol yemesine rağmen kaleci çok dikkatliydi, cesur. İkili pozisyon, ikili mücadelelerde karşı karşıya kaldığı pozisyonlar çok iyi toplar çıkardı. 5 numarada mükemmel fiziğiyle dikkatimi çekti. Marmara Adası'nın en büyük şanssızlığı kötü bir fikstür çekmiş olmasıydı. Ligin ilk yılında, ilk kurulduğu yılda Gönen Belediye gibi ilk hafta oynaması kendiler adına büyük şanssızlıktı. İkinci karşılaşmada Bandırma Gücü'yle bakıyorum. Gönen Karşıyaka 2-2 berabere kaldı. Gönen Karşıyaka çok iyi oyuna girdi. Çok iyi başladı. 2-0 öne geçti. Fakat Bandırma Gücü oyun disiplini sayesinde beraberliği yakalamasını bildi. Bakıyorum Bandırma Gücü'nde kaleci yine birinci golde hatalıydı. Çıkış hatası yaptı. Bunun dışında 8 numara Anıl. Teknik biraz daha özgüveni arttırmalı demişim. 10 numara Alper canı istediği zaman oynuyor. Oynadığı zaman da gerçekten 10 numara. Kendisini tebrik ediyorum. Özgür fizik gücünü iyi kullandı. Rakip defansı yıprattı. 6 numaranın da oyunu gördüğünü söyleyebilirim. 3 numara bilekleri çok iyi. Çok akılcı. Oyuna daha sonra 17 numara bir Muhammed girdi. Bu Muhammed yedek kalmaz. Maçı puanı getiren adamdı Bandırma Gücü'ne. Ne düşünmüşler, ne etmişler? Muhammed'i yedek bırakmışlar. Herhalde hocaların bir bildiği vardır diyorum. Ben önümüzdeki haftalarda Muhammed'in ilk 11'de yer alacağına inanıyorum. Böyle bir futbolcu kesinlikle yedek kalmaz. Belki de Balıkesir karmasına seçilen bir futbolcu bu Bandırma Gücü'lü Muhammed. Kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Gönen Karşıyaka boş bir takım değil. Fizik gücü çok yüksek bir takım. Fakat daha henüz uyum aşamasındalar. Kaleci profesyonel toplar çıkardı. Biraz kiloları fazla. Kilolarını attığında kalecileri çok çok iyi yere gelir diye düşünüyorum. 2 numara topla çok çabuk demişim. 6 numara için de aynı düşünceleri paylaşmışım. 3 numara duran toplarda iyi diye not almışım. 7 numara İbrahim'in bileklerinin iyi olduğunu fakat devamlılık kazanmasını gerektiğini söylemişim. Yine 17 numara topla çok iyi ve güçlü bir futbolcu olarak işaretlemişim. Bandırma Gücü ve Gönen Karşıyaka'da bu ligi sonuna kadar zorlar diye düşünüyorum. Boş takım değiller. Bu Gönen Karşıyaka biraz daha oyunu soğutabilseydi çok zorlu Bandırma Gücü deplasmandan 3 puanla ayrılan taraf olabilirdi. Ama bunu yapamadı. Bandırma Gücü oyun disiplini sayesinde özellikle altını çiziyorum. Oyuna sonradan giren Muhammed'in sayesinde bir puanı koparmasını bildi. Ben her iki takımı da verdiği mücadele adına buradan kutlamak istiyorum. U13'lerde son karşılaşma olarak ki Bandırma Spor'u izledim. Günlük karşılaşmasıyla aslında 4-0'la geçti. Bandırma Genç Kartalları, Bandırma Kartalları 4-0'la yendi. Oyunun 38. dakikasına kadar Bandırma Kartalları Bandırma Spor'la başa baş oynadı. Yani oyunu dengede götürdü. İlk golden sonra çözüldüler Bandırma Kartalları. Bakıyorum Bandırma Spor'da Haydar fizik gücü çok iyi. Fakat biraz daha teknik kapasitesini geliştirmesi lazım. Osman topla çabuk, teknik demişim. Talha ayağı oynuyor demişim. Aygün maçı getiren adamdı. Maçı Bandırma Spor adına kolaylaştıran futbolcuydu. İki tane gol yazdı. Ne yaptığını biliyor. Sahada biraz daha hırs kazanması lazım. Biraz daha güçlenmesi lazım. Aygün daha iyi yerlere gelebilir. 7 numara Tuğra'nın iyi top getirdiğini söylemeliyim. Burak sahanın en ileri. Kaptan Burak o. Bunu daha U14'lerde de izlemiştik. Yüksek kategoride Burak büyümüş de küçülmüş sanki. Arkadaşlarını çok iyi yönetti. Bu Burak'a dikkat diyorum. Bu Burak gözden kaçırılmamalı diyorum. Mutlaka kaliteli altyapılarla buluşturulmalı diyorum Burak için. Burak'ı ayrıca tebrik ediyorum. Furkan iyi toplar getirdi diyorum. İyi bir de kafa golü attı. Çok güzel kaliteli bir gol buldu. Volkan'ın daha etkili olması gerekirdi.
Bandırma Kartalları ilk golü yedikten sonra çözüldüler. İlk golde hatta ilk kalecinin ikramıydı Bandırma Kartalları. Bandırma Spor ilk golü adı da ikram etti. Alperen yine defans toplamaya çalıştı. 6 numara Yusuf topla. Çok iyi teknik demişim. 16 numara kısa boylu. 3 numara ve Eray seyrettim teknik ama Eray gibi fiziği gücü çok küçük adamlar, futbolcular. Santrafor oynatılmaz. Rakip Bandırma Spor'un libero stoperi arasında kaybolup gitti. Bandırma Kartalları'nın bu Eray'ı zamanla orta sahada oynatacağını düşünüyorum. Yani Bandırma Spor ilk golden sonra zorlanmadı ve farkı yakalamasını bildi. Ben ilk hafta itibariyle en çok Gönen Belediye Spor'u beğendim. Ama daha çok çok haftalar var. Diğer takımların hırsını, azmini kırmak istemem. Çok çekişmeli bir lig izleyeceğiz U13'ler liginde. Ben kazanan tüm takımları kutlamak istiyorum.